Tüm Türkiye'nin sanayide dönüşümü çok bize açısından değerli bir konu ve Türkiye'ye çok değerli ve katkı sağlayacak bir konu. Bu amaçla sanayide dönüşüm buluşmalarını hayata geçirdik. Sağolsun OSBÜ'nün değerli ev sahipliğiyle, ayrıca Akbank ve Vodafone'un değerli katkılarıyla bugün burada sanayi dönüşüm buluşmalarının ikinci ayağında İstanbul'dayız. İlkini Konya'da gerçekleştirdik ve bu amaçla Türkiye'de sanayi bölgelerimizi dolaşarak onların bu yolculuğuna rehberlik etmekte ve onlara kılavuz olmakta yardımcı olmaya çalışacağız. Bu anlamda da özellikle bu projemizin hayata geçmesine katkı sağlayan Sayın Özlem Kestoğlu'na ve Sayın Çetin Düz'e şahsen de burada bulundukları için çok teşekkür ediyoruz. Güzel ve verimli bir buluşma olmasını diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Tabii biz bu ilk projeyi duyduğumuzda çok heyecanlandık. İlk günden beri de hep beraber bu projelerin içerisinde yer almak istedik. Tabii buradaki varoluşumuzun sebebi ne? Çünkü OSB'ler Türkiye ekonomisine hem üretim, hem ihracat, hem de istihdam açısından son derece önemli katkı sağlıyorlar. Biz de Akbank olarak OSB'lere, OSB'lerin çalışma şekillerine destek olmak için her zaman yanlarında olmak istiyoruz. Tabii burada bugün 5 OSB var. Bu 5 OSB'ye de birlikte baktık arkadaşlarla. 33 farklı sektör var. 1442 tane firma var. Gerçekten son derece güçlü. Türkiye'nin lokomotif olan bir OSB grubuyla hep birlikteyiz. Bugünkü toplantımızın ana amacı da aslında sanayide dijital dönüşüm. Dönüşüm tabii hepimizin hayatına çok ciddi yer ediniyor. Sosyal medyada, eğitimde, ticarette sürekli dijital dönüşümden bahsediyoruz. Son derece de hızlı ilerliyor bu süreçler. Biraz sonra ben sonunda da bahsedeceğim. Gerçekten paranın tarihine bakınca da dijital dönüşümün ne kadar hızlı bir şekilde hayatımıza entegre olduğunu hep beraber görüyoruz. Biz de Akbank olarak KOBİ'lerimizin, üretici firmalarımızın bu dijital dönüşüm sürecinde onların yanında olabilmek için her türlü yeniliği yapmaya gayret ediyoruz ve onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestoğlu. Vodafone Business olarak biz sanayimizin dijitalleşerek dönüşmesini çok önemsiyoruz. Odağı merkeze koyduk. Uçtan uca teknolojilerimizle onların yanındayız. Özellikle akıllı fabrika çözümleri gibi, akıllı fabrika çözümünün altında da elektrik tasarrufu sağlayabilecekleri çözümler, personel takibi yapabilecekleri çözümler, fabrikadaki bütün süreçleri takip edebilecekleri çözümler gibi uçtan uca çok kompleks çözümlerimiz var. Tabii ki bunu sadece çok büyük sanayicimiz için değil, küçük ve orta ölçekli sanayimiz için de sağlayabiliyoruz. Nesnelerin internetiyle birlikte fabrikalarımızı akıllı hale getiriyoruz. Bir yandan da bu verilerimizi çok güvenli olan Vodafone'un kendi bulut altyapısında saklıyoruz. Ve siber güvenlik tarafında da onları en iyi şekilde dijital dünyada koruyan uçtan uca çözümler sağlıyoruz. Bütün teknolojilerimizle işletmelerimizin, sanayimizin yanındayız. Türkiye'de çok fazla sanayicimizle çalışıyoruz. 60'tan fazla KOBİ ile çalışıyoruz. Bunun içerisinde tabii her sektörden var ama sanayicimiz de ağırlıkta. Az önce bahsettiğim çözümleri birçok firmada da örnekleriyle birlikte bu etkinlikte de buluşturduk. Çok güzel diğer firmalara da ilham olacak şirketler var. Biz özellikle sanayimizin dijitalleşmesi için ücretsiz danışmanlık eğitim projeleri de yapıyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Özellikle Türkiye'deki dijital okuryazarlığın artırılması çok kritik. Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte her yıl 1000 dijital elçi yetiştiriyoruz. 2000 dijital elçiye sertifikalarını verip mezun ettik. Az önce bahsettiğim teknolojiler hakkında onlara bilgi verdik. Bir de çok yeni duyurusunu yaptığımız bir sanayicimizin ben nereden başlamalıyım burada? Hani nasıl bir yol haritası izlemeliyim diyenler için de bir dijital yetkinlik analizi testi yine ücretsiz olarak yapmaya başladık. Bütün sanayicilerimizi de bu testi yapmaya davet ediyoruz. Hem kendilerini bulundukları organize
sanayi bölgesiyle şehirde ve Türkiye'deki durumlarını, skorlarını görebiliyor olacaklar. Kendilerini kıyaslayabiliyor olacaklar. Hem de ücretsiz olarak bir yol haritası danışmanlığını da Vodafone Business'tan almış olacaklar. Uçtan Uca sanayicimizin yanındayız diyebiliriz. Merhaba, ben Erdem Düzel. İstanbul Dere Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürüyüm. İnşaat Yüksek Mühendisiyim. 15 yıldır Organize Sanayi Bölge'nin yönetiminde farklı konumlarda çalışmaktayım. Konu çok önemli. Güzel bir organizasyon var. Yetkin insanlar güzel konulara değiniyorlar. Avrupa Birliği ve Green Deal Sözleşmesi kapsamında sanayide dijital dönüşüm artık çok önemli bir hale geldi. Bizim için verimlilik, şirketlerin ayakta kalabilmesi için de çok önemli. Bence çok faydalı bir çalışma gidiyor. Bundan sonra da bir hız kazandıracağına inanıyoruz. Dijital okuryazarlık çok geride olduğumuz bir kısım. Gittikçe de gelişiyoruz ama bu konudaki açığımızı hızla kapatıyoruz. Birçok şirket bu konuya yatırım yapmaya istekli, yatırım da yapıyor. Tabii KOBİ ölçeğinden ve daha büyük ölçekli firmalar ikiye ayrılıyor. Büyük firmalar dediğimizler daha bilinçli bir yatırımla belirli bir şeylerini gerçekleştirdiler yatırımlarını ama asıl tabana yayılması gerekiyor, KOBİ'lere yayılması gerekiyor. Bunun için de bu hizmeti hem dışarıdan sağlayacak hem de finansmanını sağlayacak kaynaklara ihtiyacımız var. Şirketlerimiz doğru yönlensin diye. Bugünkü çalışmanın da büyük bir kısmı KOBİ ölçeğinde firmalarımıza dijital dönüşümde destek sağlamak için var. Ben Başar Ceylan, İpekta'nın kurucu ortağıyım. Sevgili Ümit Öncel'le beraber. Öncelikle Tuzla'ya ve Deri OSB'ye ev sahipliği için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir toplantı oldu. Bizim buradaki sanayide dönüşüm buluşmalarını başlarken hedefimiz aslında şuydu. Evet, sanayi biraz daha biliyorsunuz Türkiye'de biraz da kapalı bir kutu. OSB bölgelerinde, sanayi bölgelerinde özellikle dijital dönüşümü konuşmak şimdiye kadar çok kolay değildi. Ama OSB'nin ev sahipliğinde ve OSB'lerimizin yerel ev sahipliklerinde çok keyifli bir projeye başladık. Bu da sanayide dönüşüm buluşmaları. İlkini Konya'da gerçekleştirdik. Bugün ikinci ayağı olan Tuzla'dayız ve 10 OSB'nin ortak ev sahipliğiyle bugün burayı gerçekleştirdik. O yüzden de çok keyifliyiz. Gelen katılımcılar da umuyorum onlar da keyif almışlardır. Biz Impact olarak Türkiye'de firmaların gelişimini ve kendilerini çağa ayak uydurmasına yönelik projeler geliştiriyoruz. Sanayide dönüşüm buluşmaları da bizim yaptığımız projelerden bir tanesi. OSBÜK ev sahipliğinde Akbank ve Vodafone'un ana sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Yine Netoloji'nin sağ olsunlar katkılarıyla da gerçekleştiriyoruz. Biz Impact olarak hedefimiz Türkiye'deki firmaların kendini geliştirmesi ve çağa ayak uydurması dediğim gibi. Ama burada önemli olan aslında biz biraz daha şuraya odaklanıyoruz. Dönüşümün kendisi. Bugün çünkü bildiğiniz gibi bugün dijital dönüşümü konuşuyoruz. Geçmişte farklı sanayide dönüşümleri konuşuyorduk. Gelecekte de farklı şeyleri konuşacağız ama burada asıl olan aslında dönüşümün kendisi. Biz ne kadar dönüşümü daha yaygınlaştırabilirsek, dönüşümü ne kadar gerçekleştirebilirsek, dönüşümden ne kadar korkmadan bunları hayata geçirebilirsek biz de o kadar bu projelerimizi memnun bir şekilde yapmış olacağız aslında. Ben Serdar Kuzuloğlu, gazeteciyim. Teknoloji ve dönüşümleri aktarıyorum ilgili olanlara. Dönüşüm toplantıları kendi alanında son derece yetkin ve muteber katkı sağlayan firmaların öncülüğünde Türkiye'deki bu organize sanayi bölgelerinin geliştiği şehirleri dolaşarak aslında hepsinin bildiği, takip ettiği, bir ucundan yakalamaya çalıştığı değişim dönüşüm meselesinin birazcık temel çerçevesini oluşturmaya çalışıyor. Nereden başlamalı, niye başlamalı, nelerden sakınmalı, hangi adımları takip etmeli ve kimlerle temasa geçmeli diye. Bu anlamda katılımcılar adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kapanış konuşmacısı olarak büyük bir sorumluluk üstlenerek ben de bütün bu anlatılan, aktarılan şeyin, yani uyumlanmaya çalıştığımız dünyanın rotasının nereye doğru gittiğini ve bütün bu değişim ve dönüşüme neden ihtiyaç duyduğumuzu tarihten bugüne ve yakın geleceğe yönelik bazı örnekler ve projeksiyonlarla aktarmaya çalışıyorum. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım katılanlar da aynı fikirdedir.